Doktor hanım, Emine'yi aradım ama gelmesine daha bir saat varmış. İstanbul'un ta öbür ucundan geliyor ya. Hı hı. Önemli değil. Biz bize konuşuruz. Olmaz mı? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey ikram edeyim diyeceğim ama mutfakta bardakların yerini zor buluyorum. Hiç önemli değil. Ben yani uzun zamandır çalışmıyorsunuz diye belki evde daha fazla vakit geçiriyorsunuzdur diye düşündüm. Çalışmıyoruz diye mutfağa girip mantı açmıyoruz doktor hanım. Peki. Zor değil mi? Neymiş o? Eve eşinizin geçindiriyor olması. Erkek adama yakışmıyor tabii. Öfkelendiriyor mu bu sizi? Yalan konuşmayayım, sıkılıyorum. Sıkılmaz mıyım? Böyle zamanlarda bir de öfkemizi, sinirimizi hep sevdiklerimizden çıkarırız. Oluyor mu sizde de, oldu mu ya da? İlk işsiz kaldığım zamanlar çektirdim onları biraz, doğrudur. Ne yaptınız peki? Geçti gitti o günler doktor hanım. Mühim değil. Nerede kaldı bu Emine? Kusura bakmayın, sorularımla sizi biraz geriyorum sanırım. Hatırlamak istemediğim zamanlar da ondan. Haklısınız. Ama şunu da belirtmem lazım. Besleniyeli için bunları konuşmamız gerekiyor, biliyorsunuz değil mi? Neyi duymak istiyorsunuz doktor hanım? Kendimi bir ay odaya kapadığım mı? Yemeden içmeden kesildim mi? Ne yapalım? Ağrımıza gitti bu yaştan sonra işsiz kalmak. Öt sört gözüküyor olabilirim ama bizim de duygularımız var. Kusura bakmayın, duygularınızı incitmek istemedim Baki Bey. Müsaadenizle ben lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii. Salondan çıkın, koridorun solunda. Teşekkür ederim. Nilüfer Hanım. Acı çeken kimse her zaman daha sonraki ve ondan sonraki nöbetin bekleyişi içindedir. O an acının onu beklemekten yeğe tutabileceği sırada gelir. O an insanın boş yere zamanın akışını kesmek için, bir şey olduğunu hissetmek için bu hayvanca acının sonsuz etkisini bir an için bozma amacıyla haykırmasıyla gelir. Bu haykırış acıyı daha da korkunçlaştırsa bile. Kızınız o kadar çok acı çekiyor ki resmen haykırıyor. Ve siz o kadar kendi dünyanızda, kendinizdesiniz ki bunu fark etmiyorsunuz bile.
maalesef. Baki Bey, size bir şey sormak istiyorum. Kızınıza şiddet uyguladınız mı hiç? Ne? Kızınıza vurdunuz mu Baki Bey? Asla. Peki. Peki. Bunlar kızınızın vücudunda zamana yayılmış, geçmişe dönük kırıklar. Ne diyorsun hocam sen? Buyurun. Bakın. Bakın kaburgada görüyor musunuz? Bakın. Son defa soruyorum. Kızınıza vurdunuz mu hiç Baki Bey? Asla. Ne oğluma ne de kızıma el kaldırmışlığım var. O yaptı biliyorum. O yaptı. O dediğiniz kim? Geceleri hep duyardım telefonla konuşurken. İstemeden yani, duvarlar ince. Dinlediğimden değil. Bir keresinde sen de benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin. Ben de seni kaybetmek istemiyorum falan diyordu. Baki Bey, bu neden ilk görüşmede söylemiyorsunuz? Nasıl diyeyim doktor hanım? Kızımın sevgilisi var, ben de duydum mu diyeyim size? Sinirlendiniz tabii ki siz de. Sinirlendim tabii. Ama tek söz etmedim. Şimdi sen bana bakınca kaba saba eski kafalı diyorsun. Haklısın da. Modern babalık ne bilmem ben. Ama kızım o benim. Dedim ben şimdi kızsam ne olacak? Utanacak, üzülecek. Peki. Kim o? Baki Bey. Bilmiyorum bacım. Bilsem burada durur muyum sence? Telefonumda ölse kimseyi göstermez. Kim aradı etti bilmeyiz ki. Ama bulacağım ben onu. Bulunca da kızımın kırılan her kemiğinin tek tek... Sakin olun. Ay. Buyurun memur bey. Baki Yıldırım. Benim. Aklınıza şikayet var. Benim mi? Neymiş şikayet? Kızınıza fiziksel zarar verdiğinizle ilgili. İfade için bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Ne? Elif Hanım bir şey yapın.